Kenan Bey, Sıla Roma'dan ne zaman dönecek? İşler birbirine girdi. Kurulda karar almakta zorlanıyoruz. Edip Bey, kız annesini babasını kaybetti. Toparlanması zaman alacak tabii. Lütfen biraz anlayışlı olalım. Hem siz hiç merak etmeyin. Şirket avukatları olarak bize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz. Bu yalnızca geçici bir çözüm Emre Bey. Tekstil grubumuzun ihracatı kesintiye uğramak üzere. Milyon dolarlık işler askıda bekliyor. Sıla Hanım gelip işleri devralmazsa daha da büyük problemler yaşayabiliriz. Hem bu kız liseyi daha yeni bitirdi. Koskoca imparatorluğu nasıl yönetecek? Rahmetli Erkan Bey hepimize büyük bir sorumluluk bıraktı. Otomotivden tekstile, tekstilden havayolu taşımacılığına kadar bütün bu şirketleri yönetmek. Ve tabii Sıla'ya yardımcı olmak. Peki ne zaman gelir Sıla Hanım? En kısa zamanda gelecek. Bunu ben bizzat sağlayacağım. Emre, sana çok ihtiyacım var. Ne olur buraya gel. Tamam Sıla, sakin ol. Ne oldu? Sana kötü bir şey mi yaptılar? Hayır, kimse kötü bir şey yapmadı. Sıla, hani arayacaktın? Hani plan yapacaktık? Zaman geçiyor Sıla. Ve sen orada neler yaşıyorsun bilmiyorum. Şimdi de ağlıyorsun. Aklımı kaçıracak gibiyim. Lütfen Sıla, bana doğruyu söyle. Orada neler oluyor? Bir şey olduğu yok Emre. Sadece seni özledim. Seninle konuşma ya. Seni görmeye çok ihtiyacım var. Benim de canım. Gelebilecek misin buraya? Sen istersin de gelmez miyim Sıla? Yarın ilk uçakla Mardin'deyim. Hiç merak etme. Sağ ol Emre. Davayı söyle. Sıla, bak babam buradan hatırlatıyor. Esas senin İstanbul'a gelmen lazım. Burhan mirası alabilmek için dava açtı. Ne? Dava mı açtılar? Bugün de buraya geldiler. Ne? Demek Burhanlar Mardin'de. Ne diye gelmişler peki? Bir şey dediler mi? Bir şey dedikleri yok. Tabii bana davadan bahseden olmadı. Tek söyledikleri, aman Sıla biz bir aileyiz. Sıla affet bizi falan filan. Hiç şaşırmadım. Amaçları senden bir şeyler kopartmak. Dava yıllarca sürecektir. E Burhan'ın bu kadar bekleyecek vakti yok tabii. Tamam canım, sakin ol. Yarın geldiğinde konuşuruz. Hem buradaki işleri de organize etmek için bir yol buluruz. Sağ ol Emre. Çok teşekkür ederim. Senden başka kimsem yok. Sıla, seni çok seviyorum. Her şey düzelecek. Merak etme. Yüzün güldüğüne göre işler yolunda galiba. Sıla hala beni seviyor baba. Bundan eminim. Ankara'daki tanıdıklarını arayacaktın onu. Konuşuruz oğlum. Birilerini aramak sorun değil. Halledilmeyecek iş değil bu. Ama Sıla evli. Bu evlilik formalite icabı. Kız çok zor durumda, anlamıyor musun baba? Bu sorun değil diyorsan hemen yarın ararım bakanı, gidip alırız Sıla'yı. Umarım. Ama orada çok farklı bir hayat yaşanıyor. Adam ağa. Herkes canını resmen ona teslim etmiş. Ağalık mı kalmış oğlum? Sen hiç aklını yorma. Ben burada bakandan söz ediyorum. Nasıl bir adam bu ağa? Nemrut'un biri. Sıla'nın kafası karışık demiştin. Nemrut biri için niye kafası karışsın? Az konuşan bir adam. Fiziği nasıl? Uzun boylu. Başka? Köylülüğünü aldırmazsan yakışıklı diyebiliriz. Uzun boylu, yakışıklı, fazla konuşmayan biri. Böyle birini hafife almasa niye edersin oğlum? Aklını alıyor mu baba? Adam Allah'ın dağlısı. Sıla bu adamdan neden etkilensin? Kadınların neden etkilendiğini anlamak için bir ömür harcadım ben oğlum. Kadınlar gücü ve iktidarı sever diye de bitir. Klasik olsun. O dediğin zayıf kadınlar için geçerli. Ama ben güçlü kadınların sırrını hala bulamadım. Baba, benim gidip o adamı yok etmemi istemiyorsan ara artık bakalım lütfen. Evliliğiniz bizim için çok ani oldu.
biliyorsunuz. Her şey bittikten sonra haberimiz oldu. Malum düğüne de gelemedik. Artık af buyurursunuz. Bu da Sıla için. Umarım beğenirsiniz. Vallahi Esma bunları seçebilmek için günlerce uğraştı. Ne gerek vardı? Zahmet etmişsiniz. Estağfurullah. Boran Bey, ben size bir şey soracağım. Madem İstanbul'da da şirketleriniz var, İstanbul'a gelmeyi düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorum. Haklısınız. Aslında insanın memleketi gibisi yoktur, değil mi? He ya. Tabii siz gelmeyince Sıla da gelemez. Evet. Benim de şu anda bütün şirketin işlerinin ağırlığı sırtımda. Sıla'ya çok büyük bir miras kaldı. Fakat onun holdingi yönetebilmesi imkansız. Ne bilgisi ne de tecrübesi var. Miras Sıla'ya mı kaldı? Evet. Amcam bütün mal varlığını Sıla'ya bıraktı. Ya. Hoş geldin Sıla'cığım. Canım biz de şimdi eşinle İstanbul'daki şirketler hakkında konuşuyorduk. Şirketler başı boş kaldı. Yavrucuğum sen de ilgilenemiyorsun. Tek yakın olarak bana vekalet vermeni isteyecektim. Neden vekalet vereceğim? Şirketleri yönetebilmem için. Şimdi şirketleri yönetirsin. Zamanla da paraları konarsın değil mi Burhan abi? Ne münasebet canım. Öyle öyle. Senin buraya gelme sebebin belli oldu. Vekalet alıp babamın paralarına konmak. Senin üvey baban benim öz amcamdı Sıla. O parada benim de hakkım var. Hani samimiydin? Hani buraya kendini affettirmeye gelmiştin? Ben senin umrunda bile değilim değil mi? Miras bana kaldığı için arayıp soruyorsun beni. Sen gerçek yüzünü annemlerin öldüğü gün gösterdin zaten. Sıla'cığım bir vekalet olayını neden bu kadar büyütüyorsun yavrum? Düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Sen buradan şirketleri idare edemezsin ki. Burhan Bey. Bu geceyi artık bitirsek iyi olacak. Aa. Ne yani? Kovuyor musunuz? Evet. Aynen sizin beni kovduğunuz gibi. Size daha önce de söylemiştim. Derhal buradan gidin. Burhan, kalk lütfen. Bu kadar laftan sonra kalacak değiliz zaten. Lütfen, bir daha da gelmeyin. O gün de demiştiniz, benim sizin gibi akrabalarım yok. Öyle mi? Var mı yok mu? Bunu sizinle mahkemede hesaplaşacağız küçük hanım. O parayı sana da, bu köylülere de yedireceğime sanma. Pışt! Burhan Bey. Bizim Sıla'nın parasıyla işimiz yok. Beni daha fazla sinirlendirmeden derhal buradan gidin. Azat ver hediyelerini. Gidiyor musunuz efendim? Evet. Biraz beklerseniz hemen arabayı getirteyim. Haydar, koş. Şu düştüğümüz duruma bak Esma. Ben şimdi bu kızı parçalamayayım da ne yapayım ha? Peki şimdi ne olacak? Bilmiyorum Esma. Şimdi bana hiçbir şey sorma, bilmiyorum. İstanbul'a gidince düşüneceğiz. Şu davayı mutlaka kazanmamız gerek. Mutlaka. Akrabanın akrabayı yaptığını akrep akrebe yapmazmış. Yazık ya. Çok üzülmüş Sıla. Üzülür tabii. Adamın gözü bacımın parasında. Burhan orada olmayacaktı ki ben ona gününü gösterecektim. Tövbe tövbe. Narenim. Ama gördün mü Narenim? Bacım resmen zengin oldu. Sıla zaten zengin. Ağ karısı o. Abimle olan her şey onun. Orası da doğru ya. İşte bu kadar varlığın içinde yokluk çekiyoruz Narin. Sen de biliyorsun halimi. Gün boyu 20 dönüm tarlayı süreceğim diye ırgat bekliyorum. Elde var sıfır. Üstelik ağrıma da gidiyorum. Ağanın damadı böyle tarla başında bekler mi hiç?
Sen üzme kendini Nazlı. Burada yatamazsın. Ailen de, tören de umurumda değil. Zaten öyle bir niyetim yok. Ne olmuş biz yukarıdayken Kevser? Benim bir şeyden haberim var mı ki? Benim yanımda bir laf ediler mi? İyi, iyi. Zamanı gelince anlatırlar. Ayşe! Buyur ağam. Çabuk bana arka taraftaki odayı hazırlat. Orada yatacağım. Peki ağam. Nasıl isterseniz. Bunlar yüzlerini ellerine almışlar artık hanım. Hiçbir şey saklama gereği duymuyorlar. Görüyor musun Kevser kadın? Evet baba. Saklamıyoruz. Karımla aram iyi değil. Siz de daha fazla çomak sokmayın. Sana bu oyunu sürdüreceğimizi söylemiştim. Aşiret bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu sanmam. Seneye bir de erkek çocuk evlat ediniriz istersen. Onu daha düşünmedim. Ama zorda kalırsak bakarım. Emin ol ki burada o kadar uzun kalmayacağım. Allah rahatlık versin. Tamam Emre. Ne yapıp edip orada olacağım. Merak etme. Şimdi kapatmam lazım. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Senin sıkıntın benim sıkıntım biliyorum. Biliyorum ana. Allah seni başımdan eksik etmez. Ne kara yazgın varmış. Bir türlü yüzün gülmedi. Günaydın Kevser Hanım. Annemlere gidebilir miyim? Kevser Hanım. Ben de anama gideceğim. Sıla'yı elimle getirip götüreyim. Hem anam da sevinir. Madem istiyorsunuz gidin. Teşekkür ederim. Vakitlice gelin ama. Yok Kevser ana, ben yanındayım zaten. Merak etme. Geç kalmayız. Ananlara selam söyle. Başüstüne ana. Hadi bacım. İstersen sonradan narini alıp gezmeye çıkarız ha bacım? Olur. Ah, anam da nasıl sevinecek şimdi biliyorsun. Ömür'le Dilan da çok sevinecekler sen geliyorsun diye. Hele babam, her gün seni bana soruyor biliyor musun? Nasıl, keyfi yerinde mi diye. Keşke Boran abla meydana kadar gitseydik. Şimdi biraz yürümek zorunda kalacağız. Gerek yok, böylesi daha iyi. Hava alırız biraz. Doğru diyorsun. Muhabbet ede ede gideriz amacım. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Şivan Kahya. Sağ ol. Ne var ne yok? Ağam, Cihan ağa aradı İstanbul'dan. Acil görüşmen gerekmekteymiş. Neymiş? Söyledi mi? Yok ağam. Sadece hemen arasın dedi. Teslimatta bir sorun mu çıkmış ne? Seninle konuşması gerekiyormuş. Efendim Boran. Beni arasın demişsin. Evet dedim. Çünkü başımız belada. Niye? Ne oldu ki? Bugün gelen mallarda eksik var. Nasıl eksik var? Şöyle ki gelen 10 tırda 300 kasa eksik. Böyle bir şey mümkün değil Can. Mümkün işte. Sen biraz işten güçten elini çektin herhalde. Ya da adamlarına hükmedemez oldun ki ardından hiç korkmadan işler çeviriyorlar. Burada öyle şeylerin olmayacağını sen de iyi bilirsin Cihan. Hem nereden biliyorsun İstanbul'daki depodan kaybolmadığın malların? Vallahi ben her şeyi burada bilgisayara girdiriyorum.
Üstelik burada güvenlik kamerası da var. İzleriz bakarız. Eğer sen haklıysan özrümüzü dileriz. Ama sen oralara bir baktır. Bana sorarsan gedik oradan başlıyor Boran ağa. Tamam Cihan. Ben ne olduğuna bakıp seni arayacağım. Olur ağa. Selametle kal. Çocuk bu ya. Tek tek sayarak gönderdik kırları adam. Nasıl böyle bir şey oldu? Anlayamadım gitti. Şivanker. Yüklemeyi en son kim yapmış? Tırları en son kim yolculamış? Hemen öyle. Tamam adam, hemen. Ayrıca adamlarla tek tek konuş bakalım. Şüphelendikleri biri var mı? 300 kasayı kaçıran fareyi biri görmüştür muhakkak. Kimse bu şerefsiz. Bulup kendi ellerimle teslim edeceğim size ağam. Dinim hakkı için. Andolsun ki bulup teslim edeceğim ağam. Ağam, bir kahve yaptırayım. Sağ ol Hüseyin, istemem. Ana, salçalı ekmek verecektin. Oğlum dur işte, bello yapıyor mu olunca yersin. Ya oğlana kadar ölürüm acımdan ben. Katırlık etme ana. Lan sen ne biçim konuşuyorsun ananla sıpa? Bak olacağım ayağımın altına. Bekle diyorsak bekleyeceksin işte. Ne oluyor burada? Hiç işte, haytalık ediyor. Bir şey mi diyecektin Sıla? Yardıma ihtiyaç var mı? Hiç olur mu güzel kızım? Misafirliğe gelmişsin sen, buraya işe koşar mıymışsın? Haydi sen otur, ben 5 dakikada yaparım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Ne istersen güzel kızım. Yeter ki elimden gelsin. Lütfen bana yardım et. Benim bugün mutlaka dışarı çıkmam lazım. Yani şimdi bu bütün miras benim kızıma mı kalmış? Evet abi. İstanbul'da gördüğümüz o ev, fabrikalar, şirketler, daha da var Allah var. Vay anasını. Murat peki bu herif benim kızımın parasını elinden alamaz değil mi? Mümkün yok baba. Ağam da Sıla'da öyle bir diklendi ki artık Sıla'nın adını anmaya bile cesaret edemezler. Hem sen Sıla'yı görecektin. Ağam da arka çıkınca resmen diklendi ha. Çekin gidin dedi. Adam da kuyruğunu kıstırıp gitti. Ula Azat. Ula oğlum bu kalan para yani miras çok mu? Ne kadar yani? Valla baba, aklımızın alamayacağı kadar çok. O kadar çok ha. Ya Azat. Diyorum ki ya bu bizim evi değiştirsek mi? Biraz daha geniş bir yere çıksak. Bir de o bizim tarlanın arkasında 30-40 dönüm yeri var. Onu da bizim tarlaya katarsak, vallahi bizim sırtımızı kimse yere getiremez ha. Ya sen ne diyorsun baba, o kadar mı? Traktör bile alırız vallahi. Arkasına da biçer döker değil. Takdir ilahi. Takdir ilahi. Her şeyin hayırlısı olsun. Lütfen en sevdiğim üstüne yemin ederim ki kaçmayacağım. Emir'le gideyim istersen. Sen de gel. Bilmiyorum Sıla'm. Bugün mutlaka Emre ile görüşmem gerekiyor. Bu miras işlerini bir şekilde halletmeliyim. Yoksa annemle babamdan bana kalan her şeyin üstüne el konacak. O adamın kazanmasına izin veremem. Kızım niye gizli iş yapıyorsun? Niye kocandan izin istemiyorsun? Emre ile görüşmeme izin vermez. Niye ki? Emre'yi kıskanıyor. Sıla gel otur şöyle. Bak, güzel bir kadın daima kocasının başına beladır. Buna alışacaksın. O seni öteki gözünden bile kıskanacak. Ama akıllı bir kadın bununla baş etmeyi bilir. Ona ne istersen yaptırabilirsin. Yeter ki doğru dürüst istemeyi bil. Şu senin baban var ya, vakti zamanında başka bir köyden bir kadına taktıydı aklını. Geceleri eve gelmez olduydu. Önceleri yandım, yıkıldım. Gözümün yaşı kurumadı. Sonra dedim ki dur bakalım Bedar, bu böyle olmaz. Azıcık süzüldüydüm. Aklı başından uçtu.
Onun tek derdi Emre değil ki. Ben bilirim onun derdini. Bütün Midyat da bilir, bütün Mardin de. Ama kızım, kocanın yüzünü bir tek kendine döndürebilirsin kızım. Ömür boyu yas tutmaya karar vermiş bir adamın da mı? Böyle bir şey mümkün mü? Bora'nın yüreğine dokunursan mümkün Sıla. İnan o sana kalbini açtı. Yeter ki şefkatle dokunmasını bil. Bak Sılam, bu erkekler var ya çocuk gibidir. Biraz kaba kuvvetle kendilerini aslan sanırlar. Ama akıllı bir kadın onları küçük bir kedi yavrusuna çevirebilir. Azıcık sırtlarını okşadın mıydı? Onların ne kadar yardıma muhtaç, ne kadar çaresiz olduklarını anlarsın. Onların ellerini kollarını bağlayan, babalardan, atalardan miras kalan bu töreler. İşte kızım, kadının görevi bu kedi yavrusunu akıllı uslu büyütmek. Çünkü bir kadın yeri geldiğinde kocasının hem anası, hem bacısı, hem karısı olur. Onların bizden başka kimseleri yoktur. Neyse canım, neden bunlardan bahsediyoruz ki? Ben Boran'la olan evliliğimi Azat ve Nari'nin için sürdürüyorum. Bana ne Boran'ın ne hissettiğinden. Ah Sılan, kendini böyle kandıramazsın. Bedar! Bedar! Yahu biz biraz işimiz var, gideceğiz. Biraz sonra geleceğiz, tamam mı? Ey tamam. Bacım. Sakın bir yere çıkmayasın. Ben geleceğim, seni alacağım, beraber gideceğiz. Ha istersen şimdi eve de geri dönebiliriz. Ya hadi gidin, siz kız burada işte. De oğlum hadi. Emre'yle buluşmaya gidebilir miyim? Kedi ayakkabısını alsana, beklesene. Hadi ama vaktimiz az. Çok bitmiş. Azıcık daha sonra yetişemiyoruz herhalde. Emir, bak gelmek zorunda değilsin. İstersen arkadaşların yanına git, sonra seninle bir yerde buluşuruz, olur mu? Olmaz. Nedenmiş o? Olmaz ondan. Sıkılacaksın ama. Doldurma alırsan sıkılmam. Peki alırız. Bak bu da Emir, en küçük kardeşim. Merhaba küçük bey, nasılsınız? İyi. Ben de iyiyim. Fazla vaktim yok, hemen bir yerlerde oturalım mı? Tamam, şurada yukarıda bir kafe var. Abla sen burada. Ağam, tırların mesuliyeti Adem'le Hüseyin'deymiş. En son tura da ikisi yolculamış. İkisi de aşiretimizin çocuğu. Emin olmadan sakın onları töhmet altında bırakmayın. Ayrıca konuştuklarımızı kimseye anlatma. Yok ağam, anlatır mıyım hiç? Hem zaten ben bu işin dışarıdan yapıldığını düşünüyorum. İnsan yemek yediği kaba tükürür mü hiç? İnşallah öyledir Şivan Kahya. Bir daha hayatım boyunca yüzünü görmek istemiyorum Burhan'ın. Tam kendini akıllı zannediyor. Göya senden aldığı vekaletle şirketi içten içe boşaltacak. Ama ağzının payını iyi vermişsin. Sıla, sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Burhan, bir bakıma haklı sayılır aslında. İstanbul'da işleri iyice karıştı. Bazı iş adamları da huzursuzlanmaya başladılar. Sen olmadığın için genel kurul toplantıları da yapılamıyor. Sonuçta işleri de bir şekilde düzene sokmak lazım orada. Ne yapacağız? Aklında bir şey var mı? Aslında var. Sana vekalet vereceğim. Ciddi misin? Evet Emre. Sen benim bu hayatta güvenebileceğim tek insansın. Hem Kenan amca ve sen ben gelene kadar işleri de organize edersiniz. Bana hayatının sonuna kadar güvenebilirsin. Sıla, hemen şimdi kaçırabilirim seni buradan.
Az kaldı. O da olacak. Efendim? Ağam. Kevser Ana'yı eve bırakıyordum. Çay bahçesinin önden geçtim az önce. Evet. Gelin ağam o Emre denilen adamla oturuyordu. Ne? Emin misin sen Aziz? Evet ağam. Kevser Ana'ya bir şey demedim ağam. Hemen seni aradım. Tamam Aziz. Kim var? Buyur ağam. Ağam. Ağam ne oluyor? Ağam. Allah'ım. Kurban olayım sen salamın aklına bir cahillik verme. Kurban olayım getirme. Oh Allah'ım sana şükürler olsun. Bunun yüzünden az kaldı ciğerlerim çıkılıyordu ana. Geç kaldık diye koştuk ya onun için huysuzlanıyor. Sen de yorma yavrum kendini. Hadi geç otur dinlen biraz. Yok bir şey diyeceğim. Bugün için teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. O nasıl söz öyle Sıla'm? Ben senin bir güleceğin için memleketi bile yakarım. Bana mı? Umarım beğenirsin. Beğendim bile. Daha açmadın ki. Fazla param yoktu. Önemli bir şey değil. Ama bana bugün güvendiğin için çok teşekkür ederim. O nasıl söz öyle kızım? Ben sana nasıl güvenmem kızım? Ah Sıla'm. Ne kadar isterdim burada yanımda büyümeni. Emir, nasıl bugün her şey yolunda değil mi? Problem yok. Beni ilgilendirmez. Ama kaçarsan söylerim ben babama. Bakmam gözyaşlarına. Cümleten iyi akşamlar. Geldiniz mi? Yok dışarıda kaldık. Beder görmüyor musun? Geldik işte. Şaka mı yapıyorsun? Bakıyorum neşen yerinde Celil. Tabii kızım gelmiş. Keyfim yerinde olmaz mı? Ne yaptın kızım bugün? Canın sıkıldı mı? Yok sıkılmadı. Oturup sohbet ettik. Öyle mi? Seni nasıl kaçırdığımı anlattın mı? Aile geleneği galiba. Herhalde. Bacım artık akşam oluyor. Yavaş yavaş kaçalım biz evden merak etmesinler. Tamam gidelim. Gene gel kızım. Arayı açıp da bu ananı üzme. Merak etme gelirim. Sen de gel. Olur. Güle güle kızım. Allah nazardan saklasın Bedar. Buyur ağam, hoş geldiniz. Sağ olasın. Oturmayacağım. Peki ağam, siz bilirsiniz. Gene bekleriz. Sağlık kızım. Afiyet olsun. De hele. Bir sorun, bir sıkıntı mı var Cinar? Var ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Abime söyler gibi mi söyleyeyim yoksa ağama söyler gibi mi? İkisini bir arada yaşayamadık ki Cinar. Bana abin olduğumu bile unutturdun. Ağalık zordur Zinar. Bunu hiç anlamadım. Benim için de zordu. Bir abim vardı ama yok. Ağam abimi elimden aldı. Benim de kardeşim elimden aldı. Evet ne diyecektin? Bir derdin, bir sıkıntın, bir isteğin mi var Zinar? Evet var.
Abime mi söyleyeyim, ağama mı? İyisi abine, kötüyse ağana söyle. Peki ağam. Bizim gelin kız... İstanbullu bir oğlanla... bir çay bahçesinde görmüşler. Yeter Zinar! Peki abi. Gene dolduramadın. Doldur Şivan. Gel bacım. Geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar ağam. Sen gel bakayım buraya. Şivan sen çıkabilirsin. Sen nasıl istersen ağam. Evet, seni dinliyoruz. Azat. Buyur ağam. Ben bugün sana karımı emanet etmedim mi? Ettin ağam. Ben derlerimle sağ salim götürüp getirdim. Değil mi bacım? Bir derdin varsa bana söyle Boran. Emin misin? Neredeydi Sıla? Ha? Söylesene neredeydi? Burak azadı. Sen sus. Abinle konuşuyor. Ağam Sıla bütün gün evdeydi. Anam da onun yanındaydı. Öyle değil mi bacım? İstersen anamı arayalım ağam. İstersen ona da soralım. Boran Burak azadı. Onun bir suçu yok. Hadi odana. Baş üstüne ağam. Bir daha da sana bir şey emanet ettiğinde gözünü dört aç. Anladın mı? Anladım ağam. Açarım. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Böyle otorite numaraları yapmana gerek yok Boran ağa. Sıla, sen benim sabrımı mı ölçmeye çalışıyorsun? Hadi söyle ne yapmışım yine? Bir de ne yapmışım diyorsun. Neredeydin bugün söyle. Ha? Neredeydin? Emre geldi, onunla buluştum. Nasıl bu kadar umursamazsın? Ne işin vardı o adamla? O adamla görüşmeyeceksin demedim mi ben sana? Sen anlamıyorsun ama seni onunla gördükleri için gözünü kırpmadan vuracak insanlar var. Ben kötü bir şey yapmadım. Emre ile konuşmam gereken şeyler vardı, onları hallettim. O adamla konuşacak neyin olabilir Sıla? Çıldırtma beni. Vekalet verdim. İstanbul'daki işlerimin yönetimi artık Emre'de. Çık dışarı. Bir daha bu odaya girmeyecektin. Çık dışarı. Ne zaman haber verdin o adama? Ne zaman buluştunuz? Ne zaman geldi? Sana hesap vermek zorunda değilim. Sıla, o adam kim ki sen ona vekalet veriyorsun? Kalk kolumu. Kim o adam Sıla? Kim? Emre benim bu hayatta güvenebileceğim, her şeyime emanet edebileceğim tek insan. Hem beni seviyor. Sen benim hayatımda olmasaydın belki de... Belki de ne Sıla? Seni ilgilendirmez Burak. Sıla, sen benim karımsın. Benimle böyle konuşamazsın. Ben senin karın falan değilim. Yalan mı? Değilim. Söyle yalan mı? Hiçbir şey değildi beni engelleyen. Sen de Sıla. Sarhoştun. Kendinde değildin. Gerçekten istediğini bilemezdim. Şimdi sen sarhoşsun. Git buradan. Sıla. Sen de istiyorsun. İkimiz de istiyoruz. İnkar etme. Hayır. Sakın inkar etme. Hayır.